Yanda etiketi verilen ürün hakkında ifadelerinin hangileri doğrudur? A1 ve 2, B1 ve 4, C2 ve 3, D3 ve 4. İnceleyelim ifadeleri. 1. Üretim izni resmi kurumlardan alınmıştır. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü. 2. Son kullanma tarihi belirtilmiştir. Hayır. 3. İçinde birçok madde bulunmaktadır. Hayır. Doğal zengin mineralli su denilmektedir. 4. Ürünü serin ve kuru yerde saklamak gerekir. Evet. Lütfen güneş görmeyen, serin, temiz, kuru ve kokusuz bir ortamda darbelerden koruyarak saklayınız. Cevabımız B seçeneğidir. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları kapsamında semt pazarlarına herkes sırayla alınmaktadır. Sırada bekleyenler hakkında şunlar bilinmektedir. Nermin'in önünde sadece bir kişi vardır. Hatice Ayşe ile Mukaddes'in arasındadır. Nermin ile Ayşe'nin arasında Fatma vardır. Burcu ile Ayşe arasında iki kişi vardır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerin hangisinde sıradaki kişilerin yerleri doğru verilmiştir? A. Burcu, Fatma, Ayşe, Nermin, Hatice, Mukaddes. B. Burcu, Nermin, Fatma, Ayşe, Hatice, Mukaddes. C. Burcu, Nermin, Fatma, Ayşe, Mukaddes, Hatice. D. Burcu, Fatma, Ayşe, Nermin, Mukaddes, Hatice. Oluşturalım tablomuzu. 6 kişi var. Nermin'in önünde sadece bir kişi vardır. O zaman Nermin ikinci sırada. Hatice Ayşe ile Mukaddes'in arasındadır. Nermin ile Ayşe'nin arasında Fatma vardır. O zaman Fatma 3. sırada, Ayşe 4. sırada. Burcu ile Ayşe arasında 2 kişi vardır. Burcu ile Ayşe arasında 2 kişi varsa o zaman Burcu 1. sırada. Hatice Ayşe ile Mukaddes'in arasındadır. O zaman Hatice 5. sırada, Mukaddes 6. sırada. Sıralamamız Burcu, Nermin, Fatma, Ayşe, Hatice ve Mukaddes şeklinde olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Soruda bir tablomuz var. Tabloda Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında bazı balıkların tüketim zamanları belirtilmiştir. Bu tabloya göre Murat, Hasan, Ümit ve Tayfun'un arasında ise şu konuşma geçmiştir. Murat, Ümit, Haziran ayında yediğim balık hiç lezzetli değildi. Bir daha ondan almayacağım. Ümit, Haziran'da yediğim balık yine yeniyordu ama ondan bir ay önce aldığım balığı hiç yiyemedim. Hasan, Temmuz ayında yediğim balık harikaydı, tavsiye ederim. Tayfun, Hasan seninle aynı gün yediğim balıkta hiç lezzet yoktu. Şimdi sana imrendim. Verilenlere göre Murat, Ümit, Hasan ve Tayfun'un yediği balıklar aşağıdaki tabloların hangisinde doğru verilmiştir? A. Murat Palamut, Ümit Palamut Çipura, Hasan Alabalık, Tayfun Kefal. B. Murat İzmarit, Ümit Palamut Çipura, Hasan Çinekop, Tayfun Alabalık. C. Murat Palamut, Ümit İzmarit Çipura, Hasan Palamut, Tayfun Kefal. D. Murat İzmarit, Ümit Palamut Çinekop, Hasan İzmarit, Tayfun Kefal. İnceleyelim. Ümit, Haziran ayında yediğim balık hiç lezzetli değildi. Bir daha ondan almayacağım. O zaman Haziran ayındaki lezzetsiz balıklar palamut, izmarit ve kefal. Murat için palamut, izmarit ve kefal uygun. Ümit, Haziran'da yediğim balık yine yeniyordu ama ondan bir ay önce aldığım balığı hiç yemedim. Şimdi Haziran'da yediği balık ne olabilir? Yenebilir balıklardan çipura ve çinekop olabilir. Bir ay önce ise Mayıs. O balık lezzetsiz bir balık olacak. O zaman palamut. C seçeneğinde izmarit gösterildiği için C seçeneğini eliyoruz. Hasan, Temmuz ayında yediğim balık harikaydı, tavsiye ederim. O zaman Hasan için Temmuz ayında olan balık alabalık veya çinekop olabilir. Alabalık veya çinekop olabilir. D seçeneğini ediyoruz. Tayfun, Hasan seninle aynı gün yediğim balıkta hiç lezzet yoktu. Şimdi sana imrendim. Lezzetsiz olan balıklar palamut Temmuz ayında, izmarit ve kefal. O zaman lezzetsiz olan
Balıklar için Temmuz ayında baktığımızda Tayfun için kefali görebiliyoruz A seçeneğinde. Ancak B seçeneğinde alabalığı görüyoruz. O yüzden B seçeneği olamaz. Cevabımız A seçeneğidir. Dahiliye Doktoru Ali Bey'in çalışma programı şu şekildedir. Haftanın ilk 6 günü çalışmaktadır. Evet, haftanın ilk 6 günü çalışmaktadır. Her gün ya muayenesi ya da ameliyatı vardır. Her ameliyat gününden sonraki 2 çalışma günü muayene günü olmaktadır. Cumartesi ameliyat günüdür. O zaman cumartesi ameliyat için yazalım. 2 gün muayene günü olacak. Çarşamba günü de ameliyat. 4. ve 5. günler için de muayeneyi yazalım. Aytaç, Nuri, Elif, Şükran, Hasan ve Mustafa Ali Bey'den randevu alacaklardır ve randevu bilgileri şu şekildedir. Şükran salı gününe, Aytaç ise çarşamba gününe randevu almıştır. O zaman Şükran muayene olacak. Aytaç çarşamba gününü ameliyat olacak. Nuri ameliyat olacaktır. Ameliyat günlerinde sadece bir kişi ameliyat olacaktır. O zaman Nuri cumartesi günü ameliyat olacak. Ameliyat günlerinde sadece bir kişi ameliyat olacaktır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A. Şükran muayene olacaktır. Evet, Şükran muayene olacaktır. B. Nuri cumartesi günü için randevu almıştır. Evet, Nuri cumartesi günü için randevu almıştır. C. Aytaç ile Elif ardışık günler için randevu almıştır. Aytaç'ın gününü biliyoruz. 4. günde almış olabilir Elif. D. Şükran ile Nuri ardışık günler için randevu almıştır. Hayır. Şükran salı günü için almış. Nuri de cumartesi günü için almıştır. Cevabımız D seçeneğidir. Dahiliye Doktoru Ali Bey'in çalışma programı şu şekildedir. Haftanın ilk 6 günü çalışmaktadır. O zaman pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Her gün ya muayenesi ya da ameliyatı vardır. Her ameliyat gününden sonraki 2 çalışma günü muayene günü olmaktadır. Cumartesi ameliyat günüdür. Cumartesi ameliyat günü ise 2 gün muayene olacaksa pazartesi, salı muayene, çarşamba ameliyat, perşembe, cuma muayene. Aytaç, Nuri, Elif, Şükran, Hasan ve Mustafa Ali Bey'den randevu alacaklardır. Ve randevu bilgileri şu şekildedir. Şükran salı gününe, Aytaç ise çarşamba gününe randevu almıştır. O zaman Şükran salı günü muayene olacak. Aytaç da çarşamba günü ameliyat olacak. Nuri ameliyat olacaktır. Ameliyat günlerinde sadece bir kişi ameliyat olacaktır. O zaman Nuri cumartesi günü ameliyat olacak. Mustafa ve Elif'in ardışık günlerde randevu aldığı biliniyorsa, Hasan aşağıdaki günlerin hangisine randevu almış olabilir? A. Pazartesi, B. Perşembe, C. Cuma, D. Cumartesi. Mustafa ve Elif ardışık günlerde aldılarsa Perşembe, Cuma için alabilirler. O zaman Hasan için uygun olacak gün pazartesi olur. Cevabımız A seçeneğidir. Dahiliye Doktoru Ali Bey'in çalışma programı şu şekildedir. Haftanın ilk 6 günü çalışmaktadır. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi. Her gün ya muayenesi ya da ameliyatı vardır. Her ameliyat gününden sonraki 2 çalışma günü muayene günü olmaktadır. Cumartesi ameliyat günüdür. O zaman cumartesi ameliyat günü, 2 gün muayene günü, çarşamba ameliyat günü, perşembe, cuma muayene günü. Aytaç, Nuri, Elif, Şükran, Hasan ve Mustafa Ali Bey'den randevu alacaklardır ve randevu bilgileri şu şekildedir. Şükran salı gününe, Aytaç ise çarşamba gününe randevu almıştır. Şükran salı gününe, Aytaç çarşamba gününe randevu almıştır. Nuri ameliyat olacaktır. Ameliyat günlerinde sadece bir kişi ameliyat olacaktır. O zaman Nuri cumartesi günü ameliyat olacak. Randevu sistemindeki bir karışıklık nedeniyle pazartesi ile cumartesi, salı ile perşembe,
Çarşamba ile cuma günlerindeki randevular yer değiştirmiştir. Şimdi pazartesi ile cumartesi, salı ile perşembe, çarşamba ile cuma. Ali Bey'in çeşitli günlerinin muayene günleri, bazı günlerinde de ameliyat günü olmasından dolayı bazı sıkıntılar oluşmuştur. Ameliyat randevusu olan hastaların yeni randevu gününde Ali Bey'in muayene yapması ya da muayene randevusu olan hastaların yeni randevu gününde Ali Bey'in ameliyat yapması hastaların sıkıntı yaşamalarına neden olmuştur. Yeni randevu sistemine göre 1 Şükran, 2 Elif, 3 Aytaç, 4 Nuri kişilerinden hangileri sıkıntı yaşamayacaktır? A 1 ve 2, B 1 ve 4, C 2 ve 3, D 3 ve 4. İncelediğimizde salı ve perşembe günleri muayene günü olduğu için Şükran sıkıntı yaşamayacaktır. Aytaç ameliyat olacağı için cuma ile karıştığı için Aytaç sıkıntı yaşayacaktır. Pazartesi ile cumartesi karıştığı için ve Nuri ameliyat olacağı için Nuri de sıkıntı yaşayacaktır. Elif muayene olacak olan kişiler içerisinde olduğu için Elif sıkıntı yaşamayacaktır. Cevabımız A seçeneğidir. Emrullah, Gökhan, Yusuf, Ümit ve Mustafa tatile gideceklerdir. Belirtilen tatil grupları ve yerler şu şekilde verilmiştir. 1. grup 1 Kasım İzmir, 2. grup 15 Aralık Kütahya, 3. grup 7 Ocak Burdur. Tatile gidenler hakkında verilen bilgiler ise şunlardır. Her grupta en az biri tatile gidecektir. Gökhan ve Emrullah tatil için Kütahya'ya gideceklerdir. O zaman 2. gruptalar Gökhan ve Emrullah. Yusuf tatile Gökhan'dan önce bir tarihte ve yalnız gidecektir. O zaman İzmir'e gidecektir Yusuf. Ümit ve Mustafa'nın tatile gideceği dönemde başka kimse gitmeyecektir. O zaman onlar da Burdur'a gideceklerdir. Verilen bu bilgilere göre ifadelerinden hangileri doğrudur? A 1 ve 2, B 1 ve 4, C 2 ve 3, D 3 ve 4. İnceleyelim. 1. Yusuf tatil için İzmir'e gidecektir. Evet, Yusuf tatil için İzmir'e gidecektir. 2. 1 Kasım hariç diğer tarihlerde hep ikişer kişi tatile gidilecektir. Evet, 1 Kasım hariç hep ikişer kişi gidilecek. 3. Emrullah tatile yılın başında gidecektir. Emrullah tatile yılın başında değil, yılın sonunda gidecektir. 4. Ümit tatile yılın sonunda gidecektir. Ümit tatile yılın sonunda değil, yılın başında gidecektir. Cevabımız A seçeneğidir. Soruda bir görselimiz var. Bu görselde işaret dilindeki harflerin karşılığı olan şekiller gösterilmiştir. Buna göre verilen görseldeki harflerle aşağıdaki sözcüklerden hangisi oluşturulabilir? A. Alev, B. Hale, C. Amel, D. Hami. İnceleyelim. Bir numaralı şekil H harfine aittir. İki numaralı şekil A harfine aittir. Üç numaralı şekil M harfine aittir. 4 numaralı şekil İ harfine aittir. Hami sözcüğü oluştuğu için cevabımız D seçeneğidir.